Değerli kombi kullanıcıları, kombi bakımları yapılmadığı zaman veya petek temizliği yapılmadığı zaman çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Kombinizin içerisindeki birçok önemli parçada çok büyük sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü peteklerin içerisinde bulunan tortu, kireç, çamur, kombinin içerisinde bulunan devir daim pompasına zarar verebiliyor. Üç yollu grubuna zarar verebiliyor. Ana kazanda sıkıntı yaratabiliyor. Artı plaka esenjörde sıkıntı olabiliyor. Kesinlikle değerli kombi kullanıcıları, kombi bakımlarınızı ihmal etmeyiniz. Allah esirsin. Kombi içerisinde doğalgaz var, elektrik var, su var. Bir tane zıt malzeme. Allah esirsin, bir kaçak olsa, doğalgaz kaçağı, su kaçağı olsa, elektrik kaçağı olsa çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü patlayıcı malzeme değerli kardeşlerim. En azından yılda bir kombi bakımları yapılırsa gelen kombi teknisyen arkadaşımız da kombinin içerisinde bulunan işte gaz kaçağı var mı? İşte sıcak suda veya ne bileyim örnek veriyorum su kaçağı var mı? İşte elektrik aksamında bir kaçak var mı? Yılda bir bakımları yapılması gerekiyor. Aynı araba gibi düşün değerli kardeşlerim. Mesela örnek veriyorum. Biz tatile çıktığımız zaman genel olarak arabanın bakımını yapmadan uzun yola çıkamıyoruz. Çünkü araba bize uzun yolda çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Tamam yazın sıcak su kullanabiliyoruz ama en ağırlıklı dönem kış buz aylarda. Bu aylarda da bu kombiden faydalanmak için bakım yapıldığı zaman da ne oluyor? Kombi verimli çalışıyor. Petekleriniz de verimli ısıtabiliyor. Yani tabii karşılıklı. Sadece kombi bakımı mı gerekli? Hayır, kesinlikle. Petek temizliği de gerekli. Petek temizliği yaptırırsanız da ne oluyor? Kombi rahat çalışıyor. Devir daimi rahat yapıyor. Kombi içerisinde bulunan devir daim pompası. Kombi içerisinde rahatlıkla dönme yapıyor. Örnek veriyorum. İlk petek ve örnek veriyorum son petek aynı şekilde rahatlıkla ısınabiliyor. Kesinlikle değerli kombi kullanıcıları, kombi bakımlarınızı, petek temizliğinizi kış dönemi girmeden bakımlarınızı yaptırınız. Değerli kombi kullanıcıları, bir sonraki videomuzda buluşmak üzere diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.